Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikayeyle daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca YouTube kanalımızdan daha fazlası için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. Merhaba Hikaye Saati. Benim de hayatımda paranormal şeyler oldu. Kimseye söyleyemedim. Bana deli demelerinden endişe ettim. Birine içimi dökmek çok iyi olacak. Bu kanal benim için bir nimet oldu. Yazdıktan sonra çok rahatlamış olacağım. Başlıyorum. Gerçek adımı veremem. Banu diyebilirsiniz. Olaylar ne zaman başladı ben de bilmiyorum. Sanki bu şeyle doğuştan beri mücadele ediyor gibiyim. Hiç iyi olduğumu hatırlamıyorum. Başlarda hayal gücü yüksek bir çocuk olarak gördüler beni. Çünkü havada süzülen eşyalar görüyordum. Annem ne zaman odamdan çıksa o eşyalar havalanırdı. Bazen oyuncaklarım, bazen üzerimdeki örtü, bazen de elbiselerim. Annemle babamın arasında yatmak isterdim. Onlara çok büyük bir derdim olduğunu ağlayarak anlatırdım ama bana asla inanmadılar benim neredeyse dilimin tutulmasına sebep olacak olayları onların gülerek dinlemesi bana kendimi dünyadaki en çaresiz insan olarak hissettirdi. Dünyada güvendiğiniz tek kişi aileniz oluyor ama onlar size inanmadığı için sizi korumuyor. Uykumdan uyanırdım üşüyerek, gözümü açardım, örtü havada. Bazen de örtüyü üzerimden atamazdım, tüm vücuduma sıkı bir şekilde yapışırdı kaçmak için uğraşsam da o yataktan çıkamazdım. Odamdan nefret ediyordum. Herkesten önce salonda uyuyakalmaya çalışırdım. Bir arkadaşım geldi bir gün. 7 yaşlarındayız. Benim odamda oyun oynuyoruz. Akşam annesi arkadaşımı almaya gelecekti. Akşam olmuştu. Biz de son dakikalarımızı geçiriyorduk. Odamdayken oyuncaklarımın havalandığını gördü ve çok korktu. Bir daha benimle hiç konuşmadı. Bize hiç gelmedi. Ondan sonra insanların bana inanmayacağını, inansalar da böyle kaçıp uzaklaşacaklarını düşündüm. Kimseye hiçbir şey söylemedim. 10 yaşına geldim. Bir gece odamda yatarken üzerimden örtüm çekildi. Gözlerimi hiç açmadan beklemeye başladım. Bir kapı sesi geldi. Annem ya da babam odama girmiştir diye gözlerimi açtım. Ama kapı kapalıydı. Kapının tam karşısındaki duvara baktığımdaysa çok şaşırdım. Çünkü orada başka bir kapı daha vardı. İçeri birileri girmeye başladı. Uzun, kısa, kadın, erkek. Farklı farklı şeyler. Bağırıyorum ama sesim çıkmıyordu. Hepsi odamdan çıkıp evin içine dağıldılar. Bir anda gözümü açtım. Kimse yoktu. Kapı da yoktu. Odamdan çıktım ve annemin yanına girdim. Annem uyanmıştı babam uyuyordu. Anne çok korkuyorum, gelebilir miyim dedim. Hiç konuşmadı. Anne lütfen, sadece bir gece lütfen dedim. Bana bakmadı bile. Tavanı seyrediyordu. Hareketsizdi. Birkaç adım yaklaştım. Uzak dur benden dedi. Anne benim dedim. Uzak dur dedim sana. Çabuk çık odadan dedi. Odadan çıkmaya çalıştım. Adım atıyorum, gidemiyorum. Yere doğru baktığımda ayaklarımın havada olduğunu gördüm havadaydım ve bu annemin umrunda bile değildi. Hala açık odadan diyordu. Gözümü kapattım ve tekrar açtım. Yatağımdaydım. Annem odaya girdi. Bana mı seslendin? Sesini duydum sanki dedi. Evet sana seslenmiştim dedim. Yanıma uzandı. Sarıldım. Yanımdan kalkmasını hiç istemedim. Ne olduğunu sordu, anlatmadım. İnanmayacaktı. Bir şey olmadı dedim. Odama garip garip varlıklar geldi hep. Evimizde bir kuşumuz vardı. Onlar geldiğinde öyle çırpınırdı ki benden başka sadece onlar görüyordu. Yarı yıl tatilinde köye gidecektik. Evden uzaklaşacağım için çok mutluydum. Köyde bir köpeğimiz var. En çok onunla vakit geçirirdim. İlk gece uyumaya çalışıyordum. Annem ve babamla aynı odadaydım. Birisi kaldığımız odanın kapısına vurdu ve adımı söyledi. Banu aç kapıyı dedi. Bu annemin sesiydi. Karanlıkta babamın yanında yatıyor mu, yatmıyor mu göremiyordum. Anne girsene içeri dedim. Ellerim dolu, kapıyı açamıyorum. Yardım eder misin dedi. Yerimden kalktım. Kapıyı açmak üzereydim ki annemin sesini duydum. Banu nereye gidiyorsun kızım dedi. Anne sen ne zamandan beri buradasın dedim. Yattığımızdan beri buradayım. Rüya mı gördün dedi. Galiba rüya gördüm. İyi geceler dedim ve yatağıma yattım. Sessizce ağlamaya başladım. Göz yaşlarımdan yastığım sırılsıklam oldu. Sesimi hiç çıkarmadım. Sabah kahvaltı hazırlanırken yardım ediyordum. Tabakların getirilmesi falan. Dedem anneme ne dedi biliyor musunuz? Kızım seni gece kapının önünde gördüm. İçeri girmedin. Kapının önünde bekledin. Sonra Banu'ya seslendin. Ellerim dolu kapıyı aç diye. Hayırdır ne yapıyordun o saatte dedi. Annem şaşkın şaşkın baktı. Ben mi gece kapının önündeydim? Hiç çıkmadım gece. Karanlıkta benzetmişsin galiba baba dedi. Sesini de mi benzettim kızım? Kulaklarımla duydum. Herhalde uykuluydun sen hatırlamıyorsun dedi. Bunu duyduğum için hem çok korkmuştum hem de çok mutlu olmuştum. Sadece ben duymadım. Sadece ben görmedim. Yalnız değilim diye sevindim. Dedeme anlatsam mı her şeyi diye düşündüm. Sonra bu fikirden vazgeçtim. Annem ne yapar eder, ikimizi de hayal gördüğümüze inandırırdı nasılsa. Köyde çoğu kişinin büyük baş ya da küçük baş hayvanı vardı. Bu hayvanları satarlardı. Bir iki gün sonra köye birileri geldi, hayvan almak için. Büyük bir kamyonla geldiler. Kurban kesilecekmiş. O hayvanlar adak için alınacakmış. Gelenlerden birisi de hocaymış. Onlar hayvanlara bakarken oradaydım. Uzakta durmuş izliyordum. Tesadüfe bakın. Tabi tesadüf denirse. Hoca bana baktı. Ben hoca olduğunu bilmiyordum tabi. Gel bakalım yanıma. Adın ne senin güzel kızım dedi. Banu dedim. Banu nerede oturuyorsun? Ailen nerede senin dedi. Evi gösterdim. Tamam şimdi git ailene haber ver. Birazdan Ali Hoca bize misafirliğe gelecekmiş de. Olur mu kızım dedi. Tamam dedim. Koşarak eve gittim. Ali Hoca diye birini gördüm. Bize misafirliğe gelecekmiş dedim. Herkesin surat ifadesi aynıydı. Ali Hoca da kim der gibi. Kimse tanımıyordu. Daha önce bu köye hiç gelmemiş. Hayvan almak için yolları düşmüş. Allah karşıma çıkardı desem çok doğru olur.'' Bir saat sonra yanında bir adamla geldi Ali Hoca. Köyde evinize yabancı biri gelse de en iyi şekilde ağırlamak istersiniz. Şehir hayatı gibi değil. Herkes adamı ilk kez gördü ama son derece güler yüzle karşıladı. Ali Hoca'yı yemeğe davet ettik. Önce yemek yedi. Ben yemedim. Ali Hoca gittikten sonra yiyecektim. Yabancı biri varken utanırdım. Oturup onları izledim. Ali Hoca sürekli bana baktı gözlerimin içine, dikkatlice, yemek faslı bittikten sonra beni yanına çağırdı. Yanına oturdum. Annesi, sen neden bu güzel kıza inanmıyorsun dedi. Anneme baktım. En az benim kadar şaşkındı. Ben ona inanıyorum dedi. İnansan bu kız sana anlatırdı her şeyini. Böyle yaptığın için gizliyor senden. Onu korkutmuşsun dedi. Bunu nereden anladınız dedim. Boş ver nereden anladığımı. Buraya gelmemizin sebebi sen misin? Sana yardım edeceğim dedi. Herkes bakıyordu sadece. Dedem ve anneannem hiçbir şey anlamadılar. Annem anlamış gibiydi. Hem de ilk cümlede anladı bence. Hoca bana cinlerin musallat olduğunu söyledi. Sizin evinizde sizinle beraber yaşayan o kadar çok cin var ki hiç mi bir gariplik sezmediniz bugüne kadar dedi. Babamda bazen ufak tefek şeyler olurdu. Ama hiç böyle bir şey olacağını düşünmedim dedi. Babam da kabus görüyormuş bazen. Uyandığında annemi korkunç bir silüette gördüğü de oluyormuş. Bunları yeni duyuyordum. Hoca beni kimsenin olmadığı bir odaya aldı. Başıma beyaz bir örtü örttü. ''Nerdeler, görüyor musun onları?'' dedi. ''Görüyorum, buradalar.'' dedim. ''Eline göster bana nerede olduklarını.'' dedi. Oldukları yerleri tek tek işaret ettim. Tamam artık kapat gözlerini dedi. Annemle babama seslendi. Onlar içeri girdiler. O da o kadar soğukmuş ki ben fark etmiyordum. Annem konuşurken sesi titredi. Hocam burası neden bu kadar soğudu dedi. Çünkü buradalar. Bizi izliyorlar şimdi dedi. Başımdaki örtüyü aldı hoca. Elini uzat dedi. Önünde duran suya elimi soktu. Ardından da elime yazı yazdı. Yazı gibi de değildi. Sembole daha çok benziyordu. Farklı semboller çizdiği de. Ne olursa olsun korkma dedi. Gözlerimi kapattım. Her şey dönüyordu sanki. Midem bulanmaya başladı. Luna Park'ta çok hızlı dönen bir alete binmişim gibi. Gözüm kapalı olmasına rağmen öyle hissediyordum. Sonra bayılmışım. Hoca Kur'an okuyordu ayıldığımda. Kollarım mosmor olmuştu. Her yerim ağrı içindeydi beni tutabilmek için yapmışlar. Evden kaçmaya çalışmışım. Bunların hiçbirini hatırlamıyorum. Soğuk soğuk terliyordum. Bugünlerde bana çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Beni de uyardı. Eğer ailenden birinin kılığına girip senden bir şey yapmanı isterlerse yapma ve onlardan korkma dedi. Ailemin kılığına girseler nasıl anlayacağım ki dedim. Ayaklarına bakacaksın. Ayakları ters mi değil mi oradan anlarsın. Tamam mı dedi. Tamam dedim. Hoca ile birlikte gelen diğer adamlar gittiler ama hoca benim için kaldı. Ona da ayrı bir oda yaptılar. Ben yine annemle babamla aynı odada kaldım. Gece korkudan uyuyamadım. Düşünüp durdum. Sonra bir ses duydum. İnleme gibi, mırıldanma gibi. Anne bir şey mi dedin? Duyamadım dedim. İnce bir sesti çünkü. Annem çoktan uyumuştu ama cevap vermedi. Sonra bir baktım annem yatağın içinde oturmuş bana bakıyor. Anne ödüm koptu. Neden ses vermedin dedim. Perdenin arkasındakini görebiliyor musun dedi. Çok korkmuştum. Anne ne var perdenin arkasında dedim. Bakmak ister misin dedi. Hayır istemiyorum anne sus lütfen dedim. Annem yataktan çıktı. İnanmıyor musun bana dedi. Ayaklarına baktım ve tersti. İnanmıyorum. Sen annem değilsin dedim. Bana inanmıyormuş duydunuz mu? Hadi perdenin arkasına saklanmayı bırakın da görsün sizi. O zaman inanır anneciğine dedi. Tüm gücümle bağırmaya başladım. Işık açıldı. Odaya birileri girdi. Ben hala gözüm kapalı bir şekilde bağırmaya devam ettim. Birisi bana tokat atınca kendime geldim. Kim olduğunu bilmiyorum. Herkes başımdaydı. Hoca bana bakıp ne gördün dedi. Annemin kılığında gördüm. Bana perdenin arkasında birinin olduğunu söyledi. Ama annem değildi. Ayakları tersti dedim. Bugün sandığımdan daha zor geçecek. Uyumadan bekleyelim dedi. Onlar uyumadı. Ben de uyuyamadım. Anneme her baktığımda ters ayaklı cin aklıma geliyordu. Hepimiz aynı odada dururken bir ses geldi. Kırılan dökülen şeylerin sesiydi. Anneannem kedidir korkmayın dedi çıktı odadan. Az sonra geldi. Nasıl korkmuş. Bismillah dedi girdi içeri. Ne oldu anneanne? Ne var orada dedim. Sen vardın dedi. Hoca hepimizi çember şeklinde oturttu. Kendisi de ortaya geçti. Bu odadan çıkmak yok. Sabaha kadar burada benim yanımda kalacaksınız dedi. Dualar okudu. Okudukça kapının dışından kedi sesleri geliyordu. Sonuç olarak kimse sabaha kadar uyumadı. Hoca hep okudu. O son savaşmış zaten. Bir daha görmedim onları. Yazdığı muska hala boynumda. Hiç çıkarmıyorum. Kaderinizde kurtulmak varsa Allah size bir yerden nasibini gönderiyor. Allah'ım bu durumu yaşayan herkesin yardımcısı olsun. Bana bu imkanı verdiği için Hikaye Saatine teşekkür ederim. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.